Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an size şöyle hemen sıralamamızı gösteriyorum. Bir gün önceki videoda demiştim eğer 5 maç kazanırsak nihai şampiyonuz ve ilk 40'ta olacağız büyük ihtimalle diye. İlk 50'nin içinde olduk. 48. sıradayız. Ama ben dünden beri o videoyu çektiğimden beri 24 saat içinde en az 14-15 saattir oyundayım. Size şöyle son yani o gün boyunca oynadığım maçları göstersem bile ne kadar bir süre? 4 saat 46 dakika öncesini gösterebiliyorum en fazla. Çünkü sürekli maç halindeydim gün içinde. Daha öncesini göstermiyor. Yani çok uzun süredir gerçekten. Yani görüyor musunuz? Yenemeyeyim diye yapmadığı rezillik yok. Yani bu oyunun Çin yapımı olmasından kaynaklanıyor bu arada. Çinliler tarihteki rezillikleriyle meşhurlar aslında. Neyse bu konulara hiç girmeyeyim. Aynı deste abi devam ediyoruz. Umarım artık nihai şampiyon yaparız. Yapamazsak zaten bir iki hafta salacağım büyük ihtimalle. İzin vermiyor oyun çünkü. Son maç kalıyor. Bir maç kalıyor nihai şampiyona bitmiyor. Hani önceden mesela taktiksel oynayayım şey yapayım diye düşünüyorum. Artık sinirden böyle şunu arkadan bekleyemiyorum 20 saniye böyle gitmesini. Önüne bir binici atacak. Bak bak mini PK'yı var. Ulan ne rezil karsın sen. Ne rezilsin lan. Yazık sana. Bir de onu da alamayacak. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Ulan mini PK seni o kullandığım güne lanet olsun. O fişekçiyi alamayacağını mini PK'nın biliyorsunuz değil mi? Öyle bir beklentilere aman diyeyim girmeyin. Öl artık öl! Yapma be, bu kadar kolay olmamalıydı ya. O mini PK'ya güncelleme mi geldi? Bir maç önce ben senin halini biliyorum lan. Topunu kaleye atmasın. Ulan. Canım benim ya. Lan. Vurmamak için nasıl kendini zorluyor? Bizim kartlar barışçıl arkadaşlar. Düşman kartını öldürmüyor. Kıyamaz bizimkiler. Bir rakibe yenildik. Bu benim utancım olsun. Yapacak bir şey yok. Mini PK zaten ölüyor arkadaşlar. O öyle bir şey bir kart değil haberiniz olsun. Mini PK'yı kullanmayın, kullandırmayın. Düşman başına. Düşman kullanırsa zaten sevin. Ana kulemizi aşıralım. Buradan atak yapsın abi. Boş verelim biz. Biz umursamayalım onu. Adam yerine koymayalım. Atma lütfen. Mesaj atma artık yetti. Oğlum fişek... Aa. Şu karta bitiyorum şu salak salak hareket. Şampiyon olsun diye aslında video çekmiştim ama iki video yani mesela 4 maç attım ikisinde kazandım ikisinde yenildim falan. Daha keyifli bir video olsun diye bekledim onu bilerek atmadım. Ben size özellikle rakibin bize ağır anti olduğu ve çok güzel kazandığımız son iki maçı göstermek istiyorum. Bu arada dünden beri 20 kişi falan abone olmuş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Beklediğim bir şey değildi. Yorumlarınız çok güzel, çok samimisin falan yazmışsınız. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı zaten okuyorum. Ama bana bu kadar ilgi göstermeyin arkadaşlar. İleride sayenizde parayı bulursam, popüler olursam bir daha samimiyetimi kaybederim. Ben şöhreti kaldıramam, taşıyamam. Burada adam iskeletleri büyük ihtimalle güzel tahmin etti ama balıkçıya da atmış olabilir bilmiyorum. Burada hızlı bir varil atmaya çalıştık. Bu arada arkadaşlar siz de oyun oynarken benim gibi eğer çok sinir oluyorsanız Google Play Store'a girin. Oradan Clash Royale bulun şu yıldızın onun biraz düşürün. Bir yıldız falan verin gönderin. Biraz ortalaması düşsün. Beni bu bir gün içinde benim her halimi görseniz vallahi çok sinirliydim. Tamam çıktık yani arkadan. Bu arada ne yaptığımı da aslında pek hatırlamıyorum. Baya yoğun bir kafayla oynadım. Büyük ihtimalle videoyu da atıp uyuyacağım zaten. Ya bir maç kalıyor. Arda arda 3-4 maç kaybediyoruz falan. Dünden beri çok stresliyim. Çok denedim yani nihai şampiyon olayını ama yorucu oldu. Ya avcı balıkçı ikilisi bence çok müthiş arkadaşlar.
Burada en arkadan iskeletleri atıp kart döndürmüşümdür diye tahmin ediyorum ama inşallah öyledir. Hatırlamıyorum bile. Yok, oduncuya atmış. Burada kraliyet devini basıyordum diye hatırlıyorum. İlk önce büyük ihtimal iskelet ordusu için barbar varilini bekletiyorum. Burada güzel bir varil atmışız. Bu arada arkadaşlar hangi istedi yani oynamamı istediğiniz bir deste var mı dediğimde 2-6 diyen olmuş. 2-6 destesini oynarız. Daha önce zaten oynamıştım ama yine oynarım. Farklı kupa maçlarında istediğiniz bir deste de varsa bana söyleyebilirsiniz. Eğer kartlarım maksa onu da yapıp oynarım yani. Sürekli kraliyet evinden çünkü sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya anti olayı çok kötü. O kadar fazla anti atıyor ki. Burada zaten maçın koptuğu nokta. Balıkçıyla da golemi çekmek için attım. Zaten siz anlıyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Adamdan yine güzel bir çarpma gelmiş. Avcının canını biraz yükseltseler aslında çok dehşet bir kart olmaz mı? Ama o zaman da efsanevi gibi olur gerçi. Burada ne kartım varsa atıyorum bilerek. Son 10 saniye olduğu için. Burada iyi oyundu diyoruz. Kendimi alkışlıyorum, yanlış anlamayın adamı değil. Burada da bak şu maçı inanmazsınız, gerçekten taktik için attım biliyor musunuz? Hani böyle anti atacaksa belki ikili maçta atar da normal maçta salar beni diye daha ağır anti attı bu sefer. Hem güçlü madenci hem felaket kulesi var adamda. Başlayalım. Bu arada genelde böyle bir isimle iki ismi birleştirip arasına kalp koyanlar çok profesyonel oyuncular oluyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bu arada bu adamın destesini de gerçi gördünüz zaten desteği. Bir an kendim şu gene oynuyormuş gibi hissettim. Yani fişekçi metası bu arkadaşlar. Adamın oynadığı deste. Bomba kulesiyle veya felaket kulesiyle kullanılıyor. Ama oynaması hem rahat bir deste hem de bayağı sıralamada işinize yarıyor. Bakın o kadar kart atmamıza rağmen hasar veremedik. Ama bu maçta çok güzel yakalayacağız. Orası sürpriz tabii ki, göreceksiniz. Şu an gözlerim falan kıpkırmızı. Bayağı çünkü uğraştım, yoruldum. Hani tam bir maç kalıyor, oldu olacak diyorum, videoya giriyorum, olmuyor falan. Bu sefer bilerek videoda olmadan çektim. Videoda da biraz hani anlatmaya çalıştığım için falan sıkıntı olabiliyor. Rahat oynayamayabiliyorum o yüzden. Abi bak bu desteği eğer oynamak istiyorsanız büyük ihtimalle aranızda kullanmak isteyenler olacaktır. Çünkü artık evrimli bir meta geldi. Ben size tekrar diyorum, henüz basmadıysanız Kraliyet Devi evrimini bence fişekçiyi basın. Ama illa da diyorsanız ki ben Kraliyet Devi oynamak istiyorum. En kullanışlı deste şu an bu. Ben dünden beri en az 20 tane farklı deste denedim. Kart değiştire değiştire. Kraliyet Hayaletlisini denedim. Cehennem Ejderhalısını denedim. Hafif deste denedim. 2-9-2-8 olmuyor. En iyisi bu. Şu anlık. Abi şu işte bak, şu olay çok bela. Bahsettiğim bu. Bakın adam hiçbir şey yapmadan çok basit bir hamleyle kulemizin canını neredeyse yaraladı. Ve bir felaket kulesiyle de bizim hatamızı savundu. Bir de kasırı böyle. Burada kraliyet devi artı şey yapıyorum. Barbar vali. Burada bu arada arkadaşlar kraliyet devini atmamın sebebi sürekli atağa çıkmak. İki tane kraliyet devi döndüreceğim ki felaket kulesi onun işe yaramasın. Tahminen buralarda artık yakalarız, yakalamışızdır diye düşünüyorum. Maçı da hatırlamıyorum. Biraz unutkanlık var bende ama. Adamın kartlarına şöyle bir bakıyorum. Yakalamış. Aynen burada yakaladık.
Ama çok güzel yakalamışız bu arada arkadaşlar. Baksanıza. Çok tatlı değil mi? Evet. Bakın dünden beri denediğim desteler. Bunu denedim. Bunu denemedim gerçi. Yo, bunu bir maç attım bununla, kazandım, ikinciye girmedim. Şunu denedim. Bak hep kart değiştire değiştire. Bunu denedim. Şunu denedim. Bunu denemedim. Bunu denedim. Bu arada bu da güzel. İstiyorsanız bu desteyle video atabilirim. Metada yok ama hani istiyor, istek varsa atarız. En son işte bununla başarılı olduk. Yani en iyi kraliyet devi şu an destesi bu. Bizim şöyle sıralamamız 48 ama tabii ki internette mi sıkıntı var acaba? Sıralamamız 48 ama bu burada tabii ki kalmayacak. Kasmaya devam edeceğiz. Burada bırakmayacağız. Bugün çok stresli bir gün olduğu için videoda çok enerjik değilim. Kusura bakmayın. Dediğim gibi istediğiniz desteleri yazabilirsiniz. Veya tavsiye destesi istiyorsanız bunun için kısa bir shorts yapabilirim, bir dakikalık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.